Fethiye'ye gidiyoruz. Biz araba kiralıyorduk. Daha doğrusu kiralayacağız. Ferhat uğraşıyor. Şu an Çizgikar'dayız. Şöyle arabanın her yerini çekelim. Arabamızı tuttuk. Şey diyordum, Çizgikar'dan aldık arabayı. Havalimanında var, Entepar var, Çizgikar var, Enterprise var. Ama Çizgikar'ı yani her sene oradan aldığımız için değiştirmek istemedim. Tertemiz araba. Şöyle şu şekilde. Şimdi buradan 3 saat yolculuğumuz var. 3 saat sonra Fethiye'deyiz. Yani akşam oluyor daha doğrusu. Saat şu an 5. 8, 8.30 gibi orada oluruz. Kardeşim var Fethiye'de. Onun yanına gidiyoruz. Ertesi günde biraz Fethiye'yi gezeriz. Ondan sonra Mersin'e döneceğiz. Ondan sonra düğünümüz, kınamız var. Sonra bir düğünden bir hafta sonra da Almanya'ya tekrar Abbas yolcu. Evinin şey koltuğunu getirmiştik Almanya'dan. Arya'nın yükselticisini getirmedik. Ama Arya artık büyüdü yani, biraz kemerle falan altını şuraya koyarak idare ediyoruz. Hadi bakalım. Bismillah dedin mi? Basma. Türkiye'de ilk defa gördüm bunu. 7/24 taksi çağırma butonu. Taksi lazım şu an çünkü bizim arabamız bozuldu. Ne zaman bozuldu bizim arabamız? Yok, hayır, arabayı bekliyoruz. Niye o benim canım eziyet ediyor? Ali, ne yapıyorsun? Ver onu da. Bunu şey ben ama. Bayağı berrak suyu ve ölü deniz, dalgasız deniz anlamına geliyor. Şurası daha yaş aslında, şu tarafı. Dur, çekin. Niye oraya yapıyorsun ki? Orada zaten gölge, Ferhat. He?
Bence orayı iyiydi ya. Nerede? Şurası. Burası zaten evet. Gölge çünkü. Beşeriyet de biraz öyle çünkü. Aynen orası. Önce bunu tutun. Sonra bunu yiyelim. Güzel geçiyor. Bayağı güzel. Ya şimdi bu işte bu şekildeki yapıyoruz. Biz otele gittik. Otelde otelde var ya bak. Ya hepsi mi güzel olur? Ya Rus'tular ya onda. Ama bak böyle bir güzel de güzel. Anladın mı? Küçük çocuğum bile. Yani. Hepsine nazar değdi. Bak değmiyor ki nazar. Onlara yaramıyor. Onlara nazar gelmiyor. Burada üstümüzü değiştirelim. Çektirelim. Ölü Deniz'e geldik arkadaşlar. Buradaki gördüğüm deniz, hayatımda gördüğüm en güzel denizlerden birisi. Berrak. Dalga yok, balık yok. Havuz gibi resmen. Neden daha önce buraya gelmedim hiç bilmiyorum. Ama çok beğendim. Ayrıca da çok sevdim. Hiç gidesim yok buradan. Ama bilmiyorum. Bu da bir yerde ama bilmiyorum. Hangisi bizim bilmiyorum ama. Ha, al bir tane. Bence oydu değil mi? Aynen oluyor. Orada şey yap, orada öyle otur. Ben kuruda öyle oturdum. Böyle sandalyelerimiz var. Masa, içecek, her şeyimizi getirdik. Çok güzel, dalga yok. Yani adı üstünde zaten Ölü Deniz. Ölü Deniz'de dalga olmaz. Ve havuz gibi. Yani gidiyorsunuz gidiyorsunuz. Ama su boyunuzu geçmiyor. Ve tertemiz. Hiç, içinde bir tane bile balık yok. Onunki artık üstüne yapışmış. Sen o Red Bull'u nereden buldun? Aldım. Niye kendine de kaldın? Kendine Müslüman çünkü. Biz de şimdi kendimize kaldık. Sana da vereceğim. Tamam, aç şey kızım. Seni gidin. Sen çok konuşuyorsun. Annem. Ya. Bunlar konuşabiliyor mu acaba? Konuşuyor hangisi? Mu? Hangisi? O kuşlar. O kuş. Şimdi Ölcümüzünden çıktık. Biraz Fethiye'yi gezmeye gidiyoruz. Önümüzde bir sürü eşya var. Dur bir buradan. Arabayı sayacak yer olmadığı için herkes mi? Çünkü kendisi diyor ki Türkiye'deki en güzel deniz burası. Evet ya ben çok beğendim. Yani şimdiye kadar zaten sadece Mersin'de girdim, Antalya'da girdim. Bak görüyorsun döner burada 150, orada 200. Şeyde de pazarda da 100 lira. Ya burada mekan kiracım önce. Sahilin kenarında. Neredeydi? Ama güzel yerler var. Mekanları güzel yapmışlar. Evet var. Hep İngilizlere geldin mi? Kuşum var. Pırıl pırıl. Rengi var.
akrabalarımız bizim sıcaklarda. Burada yediğim bir meyve alıç benziyor. Kayaköy'e geldik arkadaşlar. Kayaköy sofrası. Kayadan evler var. Şimdi o tepeye doğru çıkıyoruz. 17. yüzyıl. 17. yüzyıldan kalma mı? Bak şimdi spor yapıyorsunuz, sen de geziyoruz. Biz oralara gidip plak çekiyoruz. Ta yukarıya mı çıktınız? Çıktık. Orada biraz zor. Çocuklar olmasaydı olurdu da çocukla zor. Şimdi bunlara benzer yerler var da gösteririm ben. Bayağı eski ya Veli. Buranın içinde neler var mesela? Bak şunlar fırınların önleri. Değirmen mi? Ocakları var. Her evin girişinde böyle şeyleri var. Bunlarlıkta ocak. Ha, yemekleri burada. Ha, bizim köy gibi. Bizim köyde de var ya bunlardan. Öyle. Şurada neler varmış? Buradan çıkış yok anne. Bura başka bir yer. O zaman yaşayanlar var. Biz şeyin girişinde değiliz. Aa, evet, orada birisi yaşıyor. Yani anne, bura antik kent değil. Antik de değil, pardon. Bizim köy ya, bizim köydeki evler. Ben hani çıkamazlar diye buradan geçeceğim. Bunlar ne bit? Bunlar kaktüs değil mi Ferhat? Dikenliydi. İşte kaktüs demiyorlar mı? Hayır, dikenli. Aa bak, ama isim yazıyorlar. Ferhat Özkül. Hadi bakalım. Dikkat edin, elinizi vurmayın. Dikeni batar, ha değil mi? Neyle yazıyorlar ki? Bununla mı yazsın? Bıçakla yazıyorlar. Bence bıçakla yazıyorlar. Bizim çarşıda yazıyorlar. Şöyle bile satıyorlar. Ha? Şöyle. Kaça satıyorlar? 1 milyon. Değerli diye. Evet. Yani tarihi şey ya ondan. Hayır ya, arsa değeri var diye. Ne tarihi, tarih var mı? Ama arabayla da buraya geliniyor. Gelmiş ya yani. Dev şey, baksana yol kötü Ferhat. Araba şimdi kiralık. Başına bir şey gelmesin. Geri gelmesinler diye mi yapmış? Öyle bir şeydi. Ha bak işte böyle. Bakamıyorum. Resmen bildiğin, evet, yıkmışlar. Gel abo. Tamam. Tamam, elinden tut o zaman. Ne oldu Arya? Onlara gideceğim dedim. Ha. Ben de var halas. Ne evin içinden çekiyor. Çıkma bir yer daha oluyor mesela. Ha, nasıl yani? Bak girişte orada yine şu gördük diye ocak gibi yerleri şuralar. He, tamam. Belli oluyor, yıkılmış ama belli oluyor evin içinden. Tekrar. Bak şurada bir kuş penceresi yapmışlar, gördün mü? Oralar. Aa, evet. Banyo gibi şeyler amaçla kullanmaya ya da şey. İçinden ağaç büyümüş resmen. Çıkabilirsen çık bak içine. Vallahi çıkabilirim de korkuyorum. Yok, korkma, bir şey çıkar diye korkuyorum.
Ben zaten giderim. Bak bu evin çatısı var. Şimdi annem bizi şey merdivenli yerden getirmedi. Merdivenli yerden gelsek şu yukarılara kadar çıkıyorsun. Yukarıdan aşağıya manzarayı çekiyorsun. Ha, ama merdivenle işte arabayı nasıl getirecektik ki? O yüzden bebek olduğu için boşver. Başka zaman artık. Büyüdüklerinde 10 sene sonra. Bir son İzmir'in sokak lezzetleri. Wrap, tantuni. Çok haberi. Waffle herhalde bu. Ne oldu? Baba. Ağzında ne var? Ben yemek verdim. Anne. Sanki böyle yuvarlak bir şey var. Ama kapanmış her yer. Buralar akşam açmıyor. Ha. Ben de alkolik taşımıyor ben de dalmet hem de. Bazen de açmıyorlar. Kafalarına göre açıyor. Bir de bugün pazar ya. İzmir Kordon'a geldik. İzmir diyorum. İzmir Kordon diyorum. İzmir değil, Fethiye Kordon. Karakterli burasında belediyenin açtığı bir kafe varmış buralarda. Şurası. Şimdi biz yemek yemeye gidiyoruz. Ondan sonra seni bir parka götürecek. Önce parka gidelim. Anam Ferhat. Şuradaki bayrağa bir bak. Kadınların standları var. Galatasaray. Kadınların standı. Ne çekiyor bu? Ay Fethiye yazısı var. Nerede? Görmüyorum. Aa orası işte. Orası tam fotoğraflık. Buraya gidelim. Burası da stand. El yapımı eşyalar varmış. Güzel şeyler satıyorlar. Anne. Anne bir tane oyuncak istiyorum. Yok aşkım biz şimdi oyuncak almaya gelmedik. Bakın bunlar hepsi el yapımı. Biraz ortalığa lazım. Evet arkadaşlar, az önce turistler bizi çekti, şimdi biz de onları çekiyoruz. Bugün vlog şeyi ben seziniyorum. Bozulmuş düşmanlar yer gibi. Gerisini bilmiyorum. Altın gümüş oradan sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Fethiye'nin evet. Evet arkadaşlar, görümcesiyim. Görülmek istemiyorum ama videoyu çekiyorum. Dış sesim. Dış ses. Ne anlatayım? İşte gratis her yerde olan şey. Ondan sonra şey yok işte yani. Çarşı.
Bu da heykeller. Evtor. Aya. Aya. Hala. Hala. Melisa. Melisa. Kalitenin adresi. El Sivay kişi. Şuradan aldım işte. Evet, her taraf turist kaynıyor. Bu sablalar. Fethiye'de her taraf incik boncuk. Aa, şarkı çok iyi. İyi yani, ucuz. Aa. Ay, elimi kopardım. Fethiye'nin şeyi var burada. Aa, magnet dedi, ince yerimden vurdu beni bir dakika. Ay, çok güzel. İyi ki oradan almamışız. Hayır, ne kadarlıdan değil şey. Model olarak daha güzeller. 50. Bunlar da 50. Olur mu bu? Bence o da. Bu da ben. O da güzel. Bu da güzel. Bunlar da güzel. Bizim eve şundan mı alsam? Alın, alın. Bak şunu. Bunu mu alayım? Bak. Yukarıdakilerde de var. Bu şeyin söylediği gibi. Bunu mu alayım? Bak şunlar da güzel, Ölüdeniz. Ben onu duyamadım. Ben daha çok. Ölüdeniz pek iyi. Ha, bak o tam gösteriyor. Hangisi? Şu. Fethiye'nin Çalış Plajı'na geldik. Meşhur Çalış Plajı. Yani gezilecekler arasında, görülecekler arasında yer alıyor. Geç kızım. Bak ben denizi gördüm. Aa, burası esiyormuş. Deniz olarak evet, hayatımda ben gördüğüm de, en güzel deniz. Havası güzel değil. Gel kızım. Havası, evet, havasını ben de beğenmedim ya. Yazın yani buraya hiç gelinmez. Temmuz ayında falan. Hiç gelinmez. Bakın ne buldum. Lidl. Lidl'in çakması. Gel. Tamam, gel. Ama şey, Lidl yazı, bak yukarıya falan. Yazma şekilleri bile farklı. Geç. Elini ver. Abim de sokmadı. Bari buraları görmesin, sağ tarafımız oynayacak bu. Gördüm. Bunlar da güncel fiyatlar. 495 euro. İki tane menü. İki tane içecek. Evet, bizim küçük kız durmuyor. Onun için fazla kalmadık burada. Şimdi buradan zaten dönüş yapıyoruz. Antalya Havalimanı'na gidiyoruz. Fethiye vlogunu burada kapatayım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Dur, trampolin göpetini yapabilir miyim bir kere? Fethiye'den Antalya Havalimanı'na doğru yola çıktık.
Fethiye'de fazla durmadık. 2 gün durduk çünkü zamanımız yok. Yani kınamız var, düğünümüz var. Mersin'e doğru gitmemiz lazım. Şimdi bir dinlenme testindeyiz. Havayla baba nereye gidiyor? Lavaboya gittiler gelecekler. Senin de gitti. Senin de mi var? Sen niye gitmedin? Ne diyordum ya? Tam bekle gideriz sonra. Fethiye ile Antalya arasında bir yerdeyiz. Yollar bayağı virajlı. Çok güzel dağ manzaraları falan var. Hatta buranın yayla domatesi çok meşhurmuş. Ferhat öyle dedi, bilmiyorum. Biz de aldık. Ferhat'a güvenerek. Şöyle çok güzel de bir dinlenme tesisi yapmışlar. Tertemiz. Burada domateslerimiz var. Salatalarımız. Orjinal. Elma var mı? Yayla domatesi. Mis gibi. Tuzumuz da var. Tuzları. Poğaçamız da var. Ham 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 yaparız.